Ahsoka, kasaba ve köylere su götürülmesi için kuyular kazdırdı. Seyyahlar daima hoş karşılandıklarını hissetsin ve hayvanlar gölgenin lütfundan faydalansın diye Hindistan'ın yolları boyunca ağaçlar diktirip barınaklar yaptırdı. Ahsoka bir zamanlar onun adını duyunca titreyen küçük komşu ülkelerle barış antlaşmaları imzaladı. Hindistan'ı 30 yıl daha yönetti ve o zamanı okullar, üniversiteler, hastaneler, hatta düşkünler evi yaptırmak için kullandı. Kadınların eğitimini o başlattı ve keşiş unvanı almamaları için hiçbir sebep görmedi. Herkese ücretsiz sağlık hizmetini getirdi ve zamanın ilaçlarına herkesin erişebilmesini sağladı. Bütün dinlere eşit saygı gösterilmesini buyurdu. Haksız yere hapsedilen veya sert muamele görenlerin yeniden yargılanmasını emretti. Ahsoka'nın hükümdarlığının tapınakları ve saraylarıyla Hindistan boyunca diktiği sütunların çoğu, onun tanrı tanımazlığı olarak gördükleri şeyleri öfkelenen dindar fanatik nesiller tarafından yok edildi. Ama onların en iyi çabalarına rağmen Ahsoka'nın mirası yaşıyor. Budizm, dünyanın en etkili dini felsefelerinden biri haline geldi. Ahsoka'nın fermanları, İsa'nın doğumundan 200 yıl önce onun dili olan Aramice ile taşlara işlendi. Ahsoka, şefkat, merhamet, mahcubiyet ve barış sevgisi öğretsinler diye Orta Doğu'ya Budist elçiler gönderdi. Şunu duyuyor musunuz? Burası Ahsoka'nın vandalların elinden sağlam kurtulan az sayıda tapınağından biri. Hindistan'daki Barabar tepelerinde bir mağara. Yankısıyla ünlü. Sesimin dalgaları, nesnelerin yüzeyleri tarafından tamamen soğurulup, geriye hiçbir şey kalmayana dek duvarlardan sekiyor. Fakat Ahsoka'nın hayali farklı. Onun yankısı zamanla giderek daha yüksek hale geliyor. Kimiz biz? Siz söyleyin.